B kitapçı 21. sorudan itibaren başlıyoruz. Normal bir mayoz bölünme sonucu oluşan hücrelerde özelliklerinden hangileri farklı olabilir? Normal bir mayoz bölünme sonucunda diyor bize. Normal bir mayoz bölünme sonucunda. Yani iki enden en oluşacak değil mi arkadaşlar? Ürem ana hücrelerinden üreme hücreleri oluşacak. Evet, birinci öncülümüzden başlayalım. Gonozom çeşidi. Evet, gonozom çeşitleri farklı olabilir. Nasıl yani? Erkeklerde sperm düşündüğümüz zaman 22 artı X olabilir veya 22 artı Y olabilir. Bak, gonozomlar birbirinden farklı. Nükleotit diziliş. Evet, nükleotit dizilişleri farklı olabilir arkadaşlar. Crossover sonucunda nükleotit dizilişleri de farklı olur. Ancak normal bir mayoz dediği için oluşan hücrelerin kromozom sayıları n'dir. Yani insanları düşünecek olursak 23'tür. Bu değişmez. Normal bir mayoz bölünme sonucunda cevabımız C seçeneği 1 ve 2 olacaktır.